İstirham Değil, kamusal ediyorum. hayatı değil, İstirham insanın ediyorum. özel alanında değil midir? Türkiye'nin kimlerin peşinden gittiğini anlayabilmek için bugün en büyük cemaat Nurcular cemaatidir. Bütün devlet kurumlarını nüfuz etmiş ve etkin hale gelmiş Nurculardır bu cemaat. İkinci derecede Nakşibendilerdir. Nurcuların lideri kimdir? Said Nursi. Said Nursi ne diyor? Lütfen bir iki şey söyleyeyim. Said Nursi diyor ki, biz kendi irademizle bu kitaptaki bilgileri yazmıyoruz. Direkt Allah tarafından bize yazdırılıyor. Allah Allah, yani yeni bir peygamber o zaman yani. Mesneviye Nuriye kitap, Mesneviye Nuriye eski yazı, sayfa numarası 68. Ve diyor ki, bazı gafiller çıkmış diyor, Cuma hutbelerini diyor Arapçadan başka bir lisanla Türkçe ile okutturmak istiyorlar. Çünkü 1927'de o şey çıktı ilk kez. Bundan sonra hutbenin mev'ize öğüt kısmı Türkçe okunacak. Evet. Çünkü mev'ize öğüttür. Yani sen şimdi Arapça okuyorsun, cemaat bel bakıyor. Bir şey anlamıyor ki. Burada ya, şunu söyleyebilir miyiz? Şimdi bakınız o kadar dini kaynaklardan habersiz ki bunu bile büyük bir gaflet sayıyor. Türkçe ile hutbe okunması. Tılsımlar kitabı sayfa numarası 75. Ve yine diyor ki ya eyyuhel müzzemmilu. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'e hitap var. Cenab-ı Allah ey müzzemmil, ey örtüye bürünen kişi diyor Peygamberimize. Siz Siirtlisiniz ve Arap asıllı mısınız? Ben Arap'ım. Arapsınız. Evet. Yani Arap öyle değil mi? Türk'üm de yani üçte. Yani Arap asıllı, Arap kökenli Arapça. Türk diyelim. Evet, yani yanlış anlaşılmasın yine bir. Evet, Arap şimdi, ve Haşimiyim yani. Evet. Şimdi Müzemmil diyor Said-i Kürdi demektir diyor. Ya bu peygambere hitaptır. Sen nereden çıkıyorsun? Kur'an'ı kendine çeviriyor. Ve yine diyor ki peygamberin sesi Hucurat suresinde ikinci ayette diyor ki sesinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin diyor Cenab-ı Allah. Böyle bağırıp çağırarak konuşmayın diyor. O diyor ki, o peygamberin sesi Risale-i Nur'dur diyor. Benim kitaplarım demektir diyor. Hmm. Ve yine Fetih Suresinin sonuncu ayet, 29. ayetinde diyor ki, Muhammed Resulullah, Muhammed Allah'ın elçisidir. O Muhammed diyor, El-Kürdi demektir diyor, benim lakabımdır diyor. Şimdi bunları söyleyen bir insan... Peki bu Kur'an'a karşı gelmek değil mi efendim? Zaten böyle bir insanın zaten eğer... Yani bunun hükmü nedir? Yani İslam'da bunun yeri yoktur. Son peygamberin Hazreti Muhammed olduğu bilindiğine göre Tenzilül bu Kur'an'a karşı gelmek bu, değil mi? Mümin suresinin ikinci ayetinde Allah'tan indirilmiş bir kitaptır Kur'an için. O diyor Risale-i Nur demektir yani. Risale-i Nur Allah tarafından indirilmiştir. Şimdi bu toplum bunların peşinden gidiyor ve diyorsunuz ki Diyanet, efendim din şurası toplanıyor. Alay ve alayla. Hilton, Sheraton bunlar kafi gelmiyor. Birkaç ilave oteller daha şey yapılıyor. Siz bunları bu topluma niçin anlatmıyorsunuz? İşte hurafeler ve gerçekler. Evet. Sizin kitabınız ve çok